Aladağ'dayım. Aladağ'da da çok büyük yangın oldu. Aladağ İmamoğlu'na, Ozan'a, Osmaniye'ye, Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Allah çok. Şimdi dışarıda yiyoruz. Adana dışında kebap yiyoruz ustam. Kebap böyle köfte gibi çıkıyor şişten. Ne diyorsun buna? Eksik bir şey var. Pilav yok yanında. Pilav yok vallahi. Abi Adana'da pilav verirsek döverler. Sevgili dostlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Arkamda görmüş olduğunuz Veli Usta kebaba geldim. Ustamız Adana'da birçok otelde ustabaşılık, aşçıbaşılık ve şeflik yapmış. Şimdi kendi yerini açmış, kebap salonunu açmış. Dilerseniz şimdi kebapların kralı Adana kebabı ustamızın elinden yiyelim. Hem ustamızla tanışalım, lezzetine bakalım. Hem fiyatlar nasıl, bunu içeride hep beraber görelim. O zaman videomuz başlasın. Veli Şef'im, kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, sağ olun, siz nasılsınız? Teşekkürler. Yeni burası, tazecik bir mekan. Evet, yeni. Kaç aydır sen burada faaliyet gösteriyorsunuz? 8 aydır buradayız. 8 aydır, Allah kolaylıklar versin. Siz ama Anemon Oteli'nin ustabaşısıydınız. Anemon Oteli'nin mutfak şefiydim. Yani yaklaşık 20 senedir Adana'da otel piyasasında çalıştım. Kendi yerimizi açmaya karar verdik. Açtık. 8 aydır da buradayız. Sadece kebap değil, yemek de biliyorsunuz. Aşçısınız yani. Evet. Şu an sadece kebap üzerine çalışıyoruz. Tabii Adana'da en çok ne gider? Kebap gider. Kebap ızgara üzerine çalışıyoruz ama Eylül itibariyle bunu mutfağımızı daha da genişleteceğiz. Dünya mutfağı da olacak. Yukarımız var. Evet, gördüm, iki katlı burası. Salonumuz 3 katlı. Aşağıya mutfak bulacağız. Dünya mutfağı. Yukarısını kafe tarzı yapacağız. Önümüzde KYK yurdu var. Gençlerinden yemek istiyorsa ona göre biz de düzenimizi alacağız. Teşekkür ediyoruz ustam. Bir Adana kebabını tadına bakmak istiyorum. Tabii ki. Müsaade ederseniz. Ustam bu et koyun eti midir? Evet, koyun eti. Kaç gram saplıyoruz? 130. 130 gram. Evet. Fiyatını şimdi söylemeyelim. Yerken soracağım. Tabii ki. Dürüm de yapıyorsunuz. Dürüm de yapıyoruz. Beyti var. Bir çeşitleriniz mi sayabilir misiniz? Adana'mız var, kuşbaşımız var, kaburgamız var, ciğerimiz var, pirzolamız var, tavuk olarak kanadımız var, sarmamız var, inciğimiz var. Et üstüne yok yok yani. Et üstüne yok yok. Şimdi Adana kebaplarımız pişmeye başladı değil mi ustam? Evet. Başka siparişleri de görüyorum burada. Kuzu şiş var. Evet. Tavuk var. Tavuk sarma var. Ustam siz de yardım mı ediyorsunuz, çalışıyor musunuz? Şimdilik yardım ediyoruz. Bu işlerden anlıyorsunuz bakıyorum. Tabii kebapçıyım. Oo. Tabii kebapçı. Var mı sizde kebap salonunuz? Yok. Ustamla beraber çalışacağız. Yarından itibaren başlayacağız. Bugün misafir. İbrahim ustamız da burada olacak. Bugün misafir. Öyle... Sizle beraber çalışacağız. Evet. Çok güzel valla. Görmeye gelmiş, yere bakmaya gelmiş. Bu kebapçıyı açalım. Şimdi dışarıda yiyoruz. Adana dışında kebap yiyoruz ustam. Kebap böyle köfte gibi çıkıyor şişten. Ne diyorsun buna? Abi şimdi dışarıda ben de Marmaris'te bir dönem mutfak şefliği yaptım. Kuzuyu çok yemiyorum. Dana koyuyorlar ağırlıkta. O da olmuyor yani. Adana'daki lezzet olmuyor. Biz burada %100 kuz eti kullanıyoruz ama Adana'ya çıktığında yağlı diye insanlar yemiyor. Ona da dana girdiğinde olmuyor, köfte gibi oluyor. O kadar YouTube videoları çekiyoruz, çok insanlar çekiyor YouTube videoları. Adana kebabı anlatıyoruz ama bir türlü Türkiye'ye bunu anlatamadık. Yani bir türlü anlatamadık Adana'ya bunu. Çıktığında doğrudur. Özellikle Ege tarafına doğru gittiğinde Antep, Urfa, Adıyaman buralar bizde çok şey yapmıyor. Hemen hemen aynı mutfağı kullanıyoruz ama yani Ege'ye doğru gittiğinizde genelde sebze yemekleri Adana evet. Olsun çok tutulmuyor. Ustam siz Kozanlı'ya benziyorsunuz. Yok, Memleket... İmamoğlu. Yaklaşmışım valla. Ben de Kozanlı'yım. Neresinden? Kızlar 8. köyü.
Yangın oldu biliyorsunuz. Geçmiş olsun. İmamoğlu'na da geldi. Çok geçmiş olsun. Biz de yangından bir hafta sonra çekiyoruz bu videoyu. İzleyen arkadaşlar için söyleyeyim. Ben de Aladağlıyım. Aladağ'da da çok büyük yangın oldu. İmamoğlu'na, Ozan'a, Osmaniye'ye, Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Vallahi çok büyük geçmiş olsun. Ciğerlerimiz yandı. Büyük bir tahribat oldu Türkiye'de. Evet. İnşallah bir daha olmaz. Yakından bir gösterelim Adana kebabımızı. Ekmekler de böyle pul biberli yağlı. Evet. Tam istediğimiz gibi. Adana usulü. Aynen. Birazdan ekmekleri de ısıtacağız herhalde usta. Zaten biz burayı açarken sloganımız şu. Sarışam'a lezzet katmaya geldik. Yani Sarışam'da bu işi hakkını vererek yapmayı. 20 istedim. Yıllık da zaten. Yani 20 yıllık. Şefsiniz. Evet, 20 yıllık tecrübemiz var. Zaten tecrübeniz var. Zaten bana çok dediler, yapma, pandeminin ortasında açtırmak burayı. Yapma, olmaz. Dedik kardeşim, ama yapma. Direndiniz, meyvesini de yiyeceksin yani inşallah. İnşallah. Şu anda fena değil, daha iyi olacak inşallah. İki tane üniversite var burada zaten, evet. Biliyorsunuz. Onun tam ortasında bir yerdesiniz. Stadyum var. Yeriniz çok iyi ustamın. Üniversitesi şu var, şu yurt sahibi. Hemen gösterelim. Ondan sonra... Hemen karşımızda KYK yurdu. Stad. Yerimiz konum olarak da iyi. Şu an sakin ama eminim Ağustos 15'ten sonra hareketlenecek. Dürümde kaç gram kullanıyorsunuz tam? Dürümde serviste aynı gram kullanıyorum. 130 mu demiştin? Evet. 130 gram. Dürümü servise gramda çeviriyorum. Gramı aynı gram. Yani bu attığım adan ayrı. Servise de aynısını atıyorum. Dürüme de aynısını atıyorum. Şey yapmıyorum yani. Vay bu dürümdür, vay bu servistir diye ayırdım. Ateşin de ustam böyle ağır ateşte pişiriyorsun. Evet, ağır. Böyle harlı olsa dağılır yanar, gider, yok. Yanar gider. Evet. Dışı yanar, içi pişmez. Evet. Portakal kömürü müdür ustam? Evet, portakal kömürü. Ya Adana'da en çok portakal kömürü kullanıyorlar. Neden acaba? Verimli diye mi? Şimdi portakal kömürü diğer kömürlere göre daha dayanıklı geliyor. Evet. Yani, sıçrama falan yapmıyormuş bir de. Çatırdama yapmıyor. Bir de şey attığında, ocağa attığında daha fazla dayanıyor, daha fazla yanıyor. O yüzden şey yani. Zaten bu işte de şey, uzun süre dayanması. Bu da siparişiniz. Evet, evet, bu da sipariş, paket siparişimiz. Al yavrum bunu. Şimdi bizim Adana kebaplarımız da az kaldı ustam değil mi? Allah pişmek Allah. Üzere. Pişmek üzere. Yapalım. Olmazsa olmaz. Şu ekmeği atıyorsun ya yani, üstüne. Kalbimi alıyorsun. Evet. Hemen salataya da bakalım şöyle usta. Takır takır salata yapıyor. Usta akşamdan yap, bıraksaydın bir tarafa. Niye şimdi yapıyorsun? Olmuyor abi öyle. Olmaz değil mi Adana'da? Taze olacak değil mi? Evet. Soğanı doğra, kenara koy, 5 dakika sonra yenmez olur. Yani yenmez. Biraz sıcak Adana biliyorum. Evet. Tamam, bozulur. İşte görmek istediğimiz manzara bu. Evet. Takır takır anında yapacaksın salatayı. Teşekkür ederim ustam. Ellerine kollarına sağlık. Yağlı ekmekleri yeter ustam ya. Vallahi billahi. Ustam eksik bir şey var. Pilav yok yanında. Pilav yok vallahi. Abi Adana'da pilav verirsek döverler. Ustam hemen hazırlamış zaten salatayı. Takır takır hazırlamış. Hay maşallah. Ustam eline koluna sağlık. Şimdi ben tadıma geçiyorum. Bakalım nasıl yapmışsınız. Vallahi teşekkür ediyoruz. Elinize kolunuza sağlık. Rica ederim. Sizin de elinize sağlık. Ustam şu an Adana'dayız. Evet. Aşağı yukarı 43 derece hissedilen hava sıcaklığı var şu an itibariyle. Evet. Vallahi iyi dayanıyorsunuz. Helal olsun. Bir de ocağın başında. Kolay iş değil vallahi. Şimdi yapmış olduğum bu enfes lezzetin tadına bakıyorum müsaadenle. Tabii ki. 130 gram. Et var dedim burada. Kuzu etinden yapıyorum dedim. Hı hı. Böyle yağlı ekmekleri de veriyorsun yanında. Adana'da zaten
Adana sunumumuz bu şekilde. Olmasın. Şeyde de paketlerde de burada yaptığımız servislerde de ezme salata, soğan salata, çoban salata, bir tane meze. Mezeyi değiştiriyoruz. Yani bir gün humus koyuyoruz, bir gün haydari koyuyoruz, bir gün süzme gönderiyoruz, bir gün başka bir meze yapıyoruz. Yani değiştiriyoruz. Bu şekilde sunumumuz. Valla tablacı salatası, soğan salatası varsa tamam, okeydir yani. Bu da ezme salata. Vallahi ne sağlık ustam. Mükemmel bir iş çıkartmışsın. Boşa 20 yılını geçirmemişsin yani. İşin hakkını vermişsin. Tebrik ediyorum gerçekten. Afiyet olsun. Şimdi burada yurt var dedin, şu tarafta yurt var. Evet. Öğrenci yurdu. KYK öğrenci yurdu. Onlara uygun fiyatlı. Evet. Onlar en çok neyi sever? Hamburger, pizza, o tür şeyleri yapacaksın herhalde. Yapacağım. Onun için mutfak dizayn ediyorum. İnşallah o zaman tekrar görüşeceğiz orayı da dizayn ettiğimde. 1 Eylül'e yetiştirmeye çalışıyorum. Aşağıya dünya mutfağı kuracağım. Evet. Burası kebapçı olarak kalacak. Yukarı salonu da kafe tarzı yapacağım. Gençler gelip dinlenebilecek. Çayını kahvesini içecek. Hamburgerini, pizzasını, atıştırmalığını, kukisini, kahvesini içecek. Bu tarz bir yer yapacağım. 20 yıldır zaten çalıştım diyorsun. Evet, 20 yıldır kurumsalda çalıştım. Ben sürekli kurumsalda çalıştım. Artık kendi işimi yapmak istiyorum artık diyorsun. Artık yeter dedim. O tecrübeyi kendi işine yansıtmak istiyorsun. Evet. Allah helal olsun ustam. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Şu şekilde önlüğü de giymişsiniz. Herkese örnek olur inşallah. Çok şık, çok güzel. Evet, gerçekten yani tebrik ediyorum. Şeyden, önlük kurumsalda çalıştığımız için sürekli, yani 20 senedir kurumsalda çalışıyorum. Hep bu şekilde çalıştık yani. O yüzden önlük olmazsa olmuyor tabii. Ustam bazı izleyiciler var. Diyor ki limon sıkma diyor. Bazıları da diyor limonsuz olmaz diyor bu iş. Ne diyorsun ustam? Limon sıkalım mı sıkmayalım? Sıkma abi. Tamam seni dinliyorum ustam, sıkmıyorum vallahi. Bundan sonra sıkmayacağım. Çünkü şeyini tadını kaçırıyor değil mi? Evet. O etin evet. Tadını alamıyorsun. Limon tadını bozuyor. Evet. Şeyde bile, balıkta bile taze balığa limon sıktırmaz, sıktırmazlar ya. Yani. Ustalar sıktırmaz, limon vermez yanında genelde. Humus da çok güzel. Ama bizim şeyde genelde limon el alışkanlığı sıkarız yani. Aynen. Ben de şahsen alır sıkarım ama sıkmamak lazım. Doğru. Tamam sık ama sürekli sıkma değil evet, mi? Yani. Arada bir sık yani. Aynen. Ustam çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu sofranın fiyatını alabilir miyim ustam? Nedir bu sofranın fiyatı nedir? Bu sofranın fiyatı 28 lira. 28 lira, 130 gram et veriyorsun. Evet. Böyle mezeler veriyorsun. Evet. Dürüm isteseydik? 20 lira. 20 lira evet. Ama onda tabii salatalar dürümün falan. Dürümün yanında da yeşilliğimiz var. Domates, pişmiş domates, pişmiş biber, limon. Bir tane salata gönderiyoruz. Dürümün yanında salata gönderiyoruz. Bu şekilde gönderiyoruz. Yani meze göndermiyoruz. Bir tane çoban salata gönderiyoruz. Pişmiş domatesler gönderiyoruz. Yeşillik gönderiyoruz. Şimdi yer tarifi olarak burası Sarıçam. Adana Sarıçam. Evet. Burada bir yurt vardı. Neydi ustam bu yurtun adı? KYK yurdu. Ve stadyuma 3 kilometre evet. Mesafede bir yer burası. Veli Şef'in yeri. Veli Şef kebap salonu. Kebap salonu. Arayanlar burayı rahatlıkla bulabilir. Telefonumuz 553-959-4980. Zaten Google'da Veli Şef diye yazdığında çıkar. Çıkıyor. Getir de yemek sepetinde aktifiz. Çok güzel. Ulaşmak isteyenler oradan ulaşabiliyor. Adres de Gültepe Mahallesi 915 sokak, Aksu'yu kapartmanın altındayız. Ustam çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum, ayağınıza sağlık. Sevgili dostlar, yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.